Evet, epistemoloji üzerine bugün 3 tane hipotezin ana çerçevesini sadece ortaya koymaya çalışacağım. Bunlardan birincisi epistemoloji ilk felsefedir hipotezi. Bunu da araştırma problemi olarak aldığımda üçlü bir kavramsallaştırmayla bir araya getirip kavramaya çalışıyorum. Bu kavramlar temsil, gerçeklik ve görüntü kavramları. Bu üç kavram arasındaki problematik ve hatta gerçeklik kavramının kendisi de temsil ile başladığını öne sürüyorum. Yani merkezi kavramsallaştırmam temsil. Burada Ian Hacking'in bir alıntı yapmak istiyorum onun bu yöndeki düşüncelerinden. O şöyle söylüyor. Dil bir temsile bu gerçektir denmesiyle başlar. Gerçeklik antropomorfik bir yaratıdır. Gerçeklik insan ürünü olabilir. Ancak o bir oyuncak değildir. Bilakis o insan yaratılarına göre ikincildir. İlk büyük insan icadı temsildir. Bir defa temsil etme işi yapılabildiğinde ikinci dereceden bir kavram bunu takip eder. Bu gerçeklik kavramıdır. Ancak birinci dereceden temsiller var olduğunda içeriği olan bir kavram. Şimdi böyle baktığımızda tespitin ana fikri kolaylıkla ontolojik anlamda bir idealizm ile karıştırılabilir. Ancak böylesi bir karıştırma ontolojiyi önceleyen bir bakışın ürünüdür. Oysa epistemolojik olarak baktığımız zaman gerçeklik bir kavram olarak temsilden sonra gelen bir kavramdır. Neden? Çünkü ancak alternatif temsiller söz konusu olduğunda meşru bir şekilde hangisi gerçekliği temsil ediyor sorusu sorulabilir. Bu da zaten bizim kadim doğruluk yani hakikat problemimiz. Yani epistemolojinin varlık nedeni olan sorudur. Doğruluk ve onunla ilintili olarak bilgi problemi temsilin alternatif tarzlarının açığa çıkmasıyla doğmuştur. İnsanın hiç görmediği, dokunmadığı ve koklamadığı varlıklar ya da burada ve şimdi el altında bulunmayan şeyler hakkında konuşabilmesini olanaklı kılan temsilin mümkünlüğüdür. Ancak her temsil eşdeğer değildir. İşte bu eşdeğer olmama durumu alternatif temsiller arasında farkın neye göre ve nasıl belirleneceği problemine yol açar. Ünlü bilim filozofu Karl Popper'ın bu problemin tarihiyle insana özgü dilin, yani daha doğru bir ifadeyle sapiens'e ilişkin veya sapiens'e ait fark yaratıcı dilin ortaya çıkmasıyla kurduğu ilişki ise şudur. Başlangıçta avcı palavralarıyla gerçek hikayeler, yani gerçeği temsil eden hikayeler arasında bir fark oluştu. Aslında bu pre-epistemoloji tarihi diyebiliriz ve antropoloji üzerinden bunun izini sürebiliriz. Ama zihnimizde şöyle canlandırmaya çalışalım. Avcı toplayıcılar arasında ilgili mağarasından çıkmış ve döndüğünde karnı doymuş bir insan düşünelim. Diğerlerine anlatabileceği bir hikayesi var. Çünkü temel soru şu, yiyeceği nerede ve nasıl buldun? Şimdi avcı palavrası derken Karl Popper metaforik olarak aslında bu reel duruma da gönderme yapıyor. Anlattığı hikaye gerçekliğe uygunsa geri kalan insanlar da karnını doyurabilecek. Ama eğer anlattığı hikaye dileklerle süslenmiş, uydurmacalarla bezenmiş, görüntüler bütünü yani bir kurguysa, gerçekliğe uygun olmayan bir temsilse tüm bir kabilenin yok oluşuyla sonuçlanacak. Ancak avcı palavrasının mevcudiyeti her avcı hikayesinin metaforik olarak palavra olduğu anlamına gelmiyor. Epistemolojik soru şudur. Hangi hikaye veya hikayeler palavra, hangi hikaye veya hikayeler değil ve bir hikayenin palavra olmaması ne anlama gelmektedir? Alternatif temsiller ya da temsil tarzları yani sistemleri olmaksızın doğruluk ve gerçeklik problemleri de var olamazlar. Şimdi felsefe tarihine dönelim. Anaximandros, Thales, Anaximenes, Demokritos, Empedokles gibi isimlerle anılan doğa felsefesindeki bu çoğulluk felsefe tarihinde ontolojinin öncelikliliği olarak neredeyse kutsanmakta. Burada bir ontoloji olduğu muhakkak ama esas soru hangisi sorusu? Yani Thales ile Anaximandros karşı karşıya geldiği zaman arke su mu apeiron mu? Şimdi bu soru epistemolojik bir soru ve hangisi doğru sorusunu gerektiriyor. Bu ilk temsiller pür ontoloji gibi görünüp kutsansa dahi epistemoloji olmaksızın daima eksiktirler. Çünkü esas gerçeklik problemi epistemoloji olmaksızın kavranamaz. Yani soru daima hangisi doğru sorusudur ve hemen bunu takip eden soru doğruluk nedir sorusudur. O halde ilk hipotezimiz olan
epistemoloji ilk felsefedir, yani proto filozofyadır hipotezi güçlü görünmekte. İkinci hipotezimiz şu, bir ilkeye dayanıyor. Gerçeklikteki her fark kavramsal bir farkı da gerektirir. Yani gerçeklikte bir farklılık varsa onu kavramak üzere geliştirilmiş kavram da farklılaşmak durumundadır. Şimdi bu ilkeye göre Türkçe'de yaygın bir biçimde epistemoloji ve bilgi teorisi eş anlamlı veya bilgi teorisi epistemolojinin Türkçe çevirisi gibi kullanılsa bile hipotezim şudur ki bilgi teorisi yani theory of knowledge'ın Türkçeleştirilmesi epistemolojiden farklı bir şeye, farklı bir döneme, farklı bir araştırma programına gönderme yapmaktadır. Bilgi teorisi teriminin aslında temeli tarihsel bir değişimde kendini gösterir. Avrupa'da 19. yüzyılla birlikte ulusal yüksek öğretimin yeniden yapılanması, bu eğitimin nasıl hayata geçirileceği, yani iş bölümünün nasıl yapılacağı ve dolayısıyla fonların nasıl ayrılacağı konusunda büyük tartışmalara yol açıyordu. Doğa bilimi, büyük çaplı teknik yenilikler getirebileceğini öne sürüyor ve bilimsel katkılarda bulunuyordu. Yani üniversite yapısında da yer alan sanat ve beşeri disiplinler ise doğa bilimlerinin yeni ve başarılı metodolojisinin iddialarına karşılık vermekte güçlük çekiyordu. Bilimciler, deneysel bilimin başarıları geleneksel felsefe olmadan da kendini gayet iyi idame ettirdiğini kanıtlamıştır derken, bir yandan da bilimciler felsefeden utanıp sıkılmaya ve deneyler yapacakları köşelerine çekilmeye başladılar. Şimdi böyle bir dünyada felsefe ve bilgiyle ilgili olan kanadı ve bir önceki hipotezde öne sürdüğümüz gibi ilk felsefe olan epistemoloji tekrar öne çıkıyordu. Çünkü 1687 itibariyle yani Newton'un Principia'sının yayınlanmasıyla tamamlanan modern bilimsel devrimden sonra bilgi anlayışı geri dönüşsüz bir şekilde değişmişti. Peki bilgiyi konu edinen epistemoloji değişmiş miydi? Temel soru bu. Şimdi 1687'de Principia'ya baktığımızda yani Türkçeleştirilmiş haliyle Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri idi kitabın ismi. Dikkat edersek o tarihte Newton'a hangi işle iştigal ettiği sorulacak olsa doğa filozofuyum diyecektir terminolojik olarak. Ama 1833 ila 34 yıllarında yepyeni bir sözcük, daha doğrusu yeniden anlamlandırılmış bir sözcük tedavüle çıkmıştı. Bu da scientist yani bilim insanı sözcüğüydü. Çünkü söylenen şey şuydu, artık yaptığınız şey felsefe veya doğa felsefesi değil, bu farklı bir şey. Sonuçları da farklı, yöntemleri de farklı. O halde artık kendinize doğa filozofu demekten vazgeçin. Sizler birer bilim insanısınız, yani scientistsiniz dendi. Peki bunun karşılığında bilim felsefesi doğarken epistemolojide terminolojik bir farklılık oldu mu? Aslında kağıt üzerinde olmadı. Ama artık yapılan iş değişmişti. Bu da neydi? Artık başarılı olan bir araştırma biçiminin modellenmesi söz konusuydu. Çünkü epistemolojinin kadim veya da başlangıçtaki soruları bilgi nedir? Bilgiyle yani episteme ile doksa arasındaki fark nedir? Bilginin kaynağı nedir? Ve doğruluk kriteri nedir gibi sorulardı. Ve burada normatif bir yapı da yani ideali belirleme de söz konusuydu. Ama 1687 sonrasında ortada doğa biliminin gösterdiği bu büyük başarı varken ve diğer doğa bilimi dalları öykünerek el yordamıyla bu fiziğin ve astronominin gösterdiği başarıyı yakalamaya çalışırken ve yakalarken artık bilgi olanaklı mıdır veya bilgi nedir sorusu ideal bir soru veya ideal bir tanım gerektiren soru olmaktan çıkıp nesnesi olan bir soruya döndü. Kant bunun en güzel örneklerinden birini verdi. Çünkü onun sorusu şuydu, tarihsel bir değişime gönderme yaparak kendi başlarına bir devrim yoluyla bugünkü başarılarını elde etmiş doğa bilimlerine özenmek veya öykünmek meşrudur. Ve bu meşruiyet içerisinde şunu sormak gerekir. Acaba metafizik bir bilim olarak olanaklı mıdır ve hiç olanaklı olmuş mudur? Metafizik en geniş tanımıyla aslında felsefe demekti ve bilimleri temellendiren felsefe ilk kez bilimler karşısında, doğa bilimleri karşısında onlar gibi olmak ve bu anlamda bilgi üretebilmek olanaklı mıdır sorusunu kendisine sormak durumundaydı. İşte bu epistemolojide bir değişim yarattı. Epistemoloji artık bir olanaklılık
olanaklılık koşulları analizine dönüştü ve temel nesnesi veya öncelikli nesnesi Newton'un prinsipiyası yani fizik bilimiydi. Bu yüzden artık o dönemden sonra bir üçlüden bahsetmek mümkündü. Üst çatı tabii ki epistemolojiydi ama onun evrildiği nokta ki biraz sonra üzerine durmaya çalışacağım. Üçüncü bir hipotez olarak bilgi teorisi, onun da bir alt dalı veya da bir evrilmiş biçimi olarak bilim teorisiydi. Şimdi tabii ki burada terminolojik olarak Türkçe'de bilgi felsefesi veya bilim felsefesi terimleri de kullanılıyor. Ama benim önerim odur ki bilgi teorisi veya bilim teorisi daha iyi adlandırmalardır ve tarihsel bir farklılığa gönderme yapmaktadırlar. Yani gerçeklikteki her fark kavramsal bir farkı gerektiriyor ise gerçeklikte ve tarihsel olarak oluşmuş bu fark epistemoloji içerisinde de bir çeşitlenmenin yeniden adlandırılmasını gerektirmiştir. Bu da bilim teorisi veya bilgi teorisidir. Bunu bir önceki basamaktan şöyle anlatabiliriz. Kültürün bir tür bilim kültürüne dönüştüğü ya da bilgi yapılarının hiyerarşik olarak iki kültüre bölündüğü zamanlar için bilgi teorisinin görünüşte mütevazi konumundan kültürün geri kalanı için temel olma halini ya da iddiasını korumakta olduğu görünmektedir. Felsefenin ben imajı bu bağlamda halen temellendiricidir. Neyi bilebileceğimiz ve bildiğimiz şeyi zihnin nasıl işlediğini inceleyerek nasıl daha iyi bilebileceğimiz konusunda daha fazla şey öğrenme projesi olarak epistemoloji. 19. yüzyıl itibariyle zihin incelemesini bilişsel bilimlere bırakarak bilginin açığa çıktığı araştırma biçiminin ve onun ürünlerinin çözümlendiği bir hale evrildi bu araştırma. İşte bu bilgi teorisi. Locke ve Descartes ile başlayan ve bir anlamda Kant ile doruğuna ulaşan zihin ve akıl dilsel çözümlenişe, ardından da bir etkinlik olarak doğa biliminin işleyiş biçiminin araştırılmasına dönüştü ki bu da bilim teorisi. Böylece 19. yüzyıl itibariyle epistemolojinin nesnesi yani temellendirmeye çalıştığı bilgi yapısı doğa bilimi olmuştur. Bunu yaparken zaten bilimde içkin olan ve çalışan yani başarılı olan ve ürün veren bilimsel araştırmanın mantığını modeller. Amaç zaten başarılmış olanı verili olanı temellendirmek yani nasıl başarılı olunduğunu temellendirerek açıklayabilmektir. Şimdi üçüncü hipoteze geliyoruz. Bu da işte bu dönüşümün yani epistemolojinin tarihsel seyrinin evrimsel olduğu hipotezi. Şöyle bir analoji kurabiliriz evrimle veya evrimsel seyirle tarihsel seyir arasında. Yaşamın karşılaştığı bir problem olduğunu varsayalım. Buna da P1 diyelim. Yani problem 1. Problem 1'in tespitini izleyen aşama çözüm denemeleridir. Yani çoğul olarak bu problemi nasıl çözebilirim diye ortaya temsiller atılır. Her bir ilk hipotezi hatırlayalım. Her bir modelleme veya da kavramsal kavrayış bir temsil sistemi oluşturuyordu. Yani bir probleme bağlı olarak onu çözümünü veya onu açıklamayı hedef alan çoğul temsiller ortaya çıkıyor. Bunlar çözüm denemeleri. Bu aşamada bir çoğulluk var. Mevcut problemi çözebileceği düşünülen, daha doğrusu varsayılan her tür öneri bir deneme adayı olarak meşru biçimde öne sürülüyor bu aşamada. Ve bu bir tür çeşitlenme yaratıyor. Tek kriter buradaki önerinin denenebilir olması, diğer bir deyişle de sınanabilir olması olarak gösteriliyor. Bütün çözüm denemelerinin sınanacağı yegane ortam gerçekliğin kendisi. Yani çoğulluğu azaltacak tek meşru şey gerçekliğin duvarı olarak adlandıracağımız metaforik bir engel. Bu da eleyici mekanizmayı oluşturuyor. Bu duvarla her yüzleşme yani temsilin gerçekliğe uygulanıp ona nüfuz edebilmesi veya onda bir etki yaratabilmesi tersinden bakarsak yaratamaması yani sınamadan başarısız çıkması eleyici bir mekanizma yani hata elemesi aşamasını getiriyor. Bu denemenin yanlışlanması anlamına gelecektir. Duvara çarpmak problemi çözememektir. İşte bu aşama bilimselliğin ya da aynı anlama gelecek biçimde eleştirel düşünmenin ve aslında yöntemi yani bilimsel yöntemi bilinçli kullanmamanın açığa çıktığı andır.
Bu düzeyde deneme bir hipotezdir ve hipotezi sınamak, onu gerçeklikle yüzleştirmek ve bunu nasıl yapacağını tasarlamak demektir. Sınamada başarısız olmuş hipotez terk edilmeli, alternatifi denenmeli, eğer alternatifi yoksa geliştirilmelidir. Ana hatlarıyla ortaya koyduğum bu silsile aslında Karl Popper'ın bilimsel araştırmanın mantığı dediği bir algoritma veya bir yöntemsel izlek. Ve burada esas hamle şu, Karl Popper tarafından yapılan, aslında bu tüm yaşamın ortak problem çözme biçimi veya yöntemi. Bu ne anlama geliyor? Yani onun adlandırmasıyla amipten Einstein'a kadar, bunlar tabii metaforik belirlemeler, yani tek hücreli yaşamdan en yüksek bilinç seviyesine kadar tüm yaşam problemlerini böyle çözüyor. Peki bilimin buradaki farkı ne veya bilimselliğin? Burada biz bu yöntemi bilinçli ve rafine haliyle kullanıyoruz. Ama işte Popper'ın bilgi teorileri tarihindeki, yani benim onun evrimsel olduğunu ileri sürdüğüm bu seyri seferde oyun değiştirici hamlesi de bu. Neden? Çünkü amipten Einstein'a kadar tüm yaşam bu algoritmaya göre problem çözüyor, çözemiyorsa da eleniyorsa evrimci bir tarzda, o zaman bilgi teorileri veya da bilim teorileri de bu oyuna dahil demektir. Yani ne demek istiyoruz? Eğer bilim teorileri veya bilgi teorileri bilimin nasıl çalıştığını veya nasıl bilgi ürettiğimizi açıklama iddiasındaki teoriler de bu şekilde yol alıyorsa, onlar da sınanabilir ve nesnesine, yani gerçekliğe uygun olmayanlar elenebilir demektir. O zaman sadece bir hipotez olarak şunu söyleyeyim ve bunu tartışmaya açmak üzere sadece bir giriş olarak bırakayım. Auguste Comte'dan, yani bildiğimiz anlamda ilk sistemli bilim teorisinden, pozitivizmden, belki Thomas Kuhn'a, Lakatos'a ve ardıllarına kadar tüm bir süreç, yani epistemolojinin bilgi teorisi ve ondan sonra bilim teorisi aşamalarına evrilmiş halleri aslında bir çeşitlenme evresidir. Ama hata elemesine tabidirler. Yani bilimi veya bilimsel bilgiyi açıklayamama durumunda kaldıkları noktalarda elenecek veya revizyonlarla düzeltilecek, yani duruma adapte edileceklerdir. Bu durumda epistemolojik teoriler, esas adlandırmasıyla bilgi kuramsal veya bilim kuramsal teoriler, böyle söyleyelim, bilimin yorumlanması veya felsefenin bilim karşısındaki temellendirici girişiminden öte nesnesiyle yüzleştirilebilir ve bir tür evrimsel seyri sefer izleyen birer teorik hipotezdirler. Ve burada elimizde gitgide daha başarılı olanlar kalmaktadır. O halde toparlayacak olursak, epistemoloji halen ilk felsefedir. Yani nereden başlayacağız felsefeye diyorsak, epistemolojiden başlamayı öneriyorum. Bu elbette ki diğer alanları dışlamak veya da sıfıra indirgemek değil, ama ilk felsefe olmak anlamında epistemoloji problemiyle bize bunu dayatmaktadır. İkincisi, artık epistemolojinin bilgi teorisi veya da bilim teorisi aşamaları. Yani nesnemiz bilimsel bilgi, öyle ya da böyle. Üçüncüsü de bu işleyişin tarihsel seyri evrimseldir. Bunu tartışmalarınız için sizlere bırakıyorum.